Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 13. lema. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi euzu bike min hamazati şeyatin ve euzu bike rabbi en yahturun. Sadakallahul azim. 13. lema. Şeytandan istiazi sırrına dairdir. Sır bu. İstiazi. Yani istiazi ne demek? Sığınma. İstiazi. Geleceğe bakıyor. Şeytandan Allah'a sığınmak. Evet. Ne diyorsanız hepsi doğru. Fakat sır dedi. İstiazeye dair demedir, sırrına dair. Cenab-ı Hak ne diyordu? İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Kendin, insanın öz donanımlarını aktif etmeyle olur. Hani vesves hakkında bir cümlemiz var ya, komple vesvese o kadar okumuşum, o kadar okumuşum, o kadar okumuşum, kelimelere uğraşmışım ki şu cümleyi söyledim. Vesveseden kurtulmanın yolu, kurtulmaya çalışmamaktır. Şimdi konumuz o değil. Hemen geçiyorum. Ben sırrı size göstermek istedim. Sır, insan özelliğini, öz donanımlarını, yani istidat ve kabiliyetlerini aktif etmek. Aşı nedir? Çocuğa mikroptur. Düşük mikrop veriliyor ki o çocuk o mikroba dünyaya geldiği zaman tanışsın, ona karşı mücadeleyi öğrensin, ondan sonra büyük mikrop geldiği zaman doktorumuzun sahası, ondan sonra onunla savaşmayı öğrenmiş olsun. Onun için otur abim otur. Çocuğa bir daha söylüyorum, aşı gelecekteki mikropların, büyük mikropların karşı çocuk daha küçük yaşta. Çünkü çocukların mikroplara karşı mukavemeti büyük insanlardan çok daha fazladır. Öyle mi doktor? Daha fazla dayanır. Çünkü savunma sistemi çok ciddidir. O mikrobu aşı verirler ki ilerideki yaşta o şeyi kazanamaz. O savunmayı kazanamaz. O refleksi kazanamaz. Ufakken kazanacak ki depolayacak. O bilgiyi depolayacak. Sonra büyüdüğü zaman hiç onunla uğraşmayacak. Zaten depoda var. O cinsten olduğu için onunla savaşmayı kolaylaştıracak. Ben burada niye anlatmaya çalıştım? Şunu getireceğim. Çocuklara aşı neyse ruhlara şeytanın vesvesesi odur. Ruhun aşısı. Ruhun aşısı vesvesedir. Ciddiyeti atar, lakaytlığı defeder, tehavunu defeder, tahariye dairdir. Tahariye, tehavun, bir tane de teva. Ciddiyeti atar. Ciddiyete vesiledir. Ciddiyete vesiledir. Tahavunu def eder. Lakayt'ı atar. Tahariye dahildir. Teyakkuza sebeptir. Oysa ki vesvese olmadan takva da kiman olmuyor. Olmuyor. Ne, vesvese yok. Ne takmasında konuşuyoruz. Tamam. Şimdi çocuğa aşı neyse ruha şeytanın vesvesesi odur. Vehim de dimağın aşısı o zaman. Evet. Vehim de dimağın aşısı. Şimdi lemalar, lambalar 78. Acayip bir yer. Ama nasıl, neresinde başlayacağımı bilmiyorum vallahi. Acayip bir yer. Şurayı okuyabilirsem yeter. 8. işaret sual. Bu 13. lema şeytandan istiaze, şeytanla çok meşgul olduğum için bir de insanla meşgulüm.
Yani iki tarafı kısmen bildiğimden şu 13. lemayı böyle enfusi kadromla, kardeşlerle harika bir müzakere olsa bir sürer tabi 6 ay, belki de bir sene fazla. Ama mükemmel bir şey çıkar yani. Valla peşimizi bırakmazsın. Abi cumadan sonra çok iyi gider. Bittikten sonra. Bir tanesini, ya bu konu nereden çaldı? Allah'ım ya, şimdi başlayacaklar. Almanya'da birisi, şeytandan kurtulmak için namazlar, nafileler, şunla bununla uğraşıyor. Dedim ki, yaban arılarına uğraştıkça daha çok artar, vesveseden kurtulmak için kurtulmaya çalışma. Abi ne yapayım, haramlardan kurtulmaya çalış. Ona kuvvet. Haramlardan kurtulmaya kuvvet ver. Çünkü sende nafileleri yap ama çokça meşgul oldun mu nafilelerin çok detayına ve devamlı ve terki mümkün olmayacak şekilde, bu sefer öyle bir sen bir hassaslaşıyorsun ki artık bir nafilenin terki haramın terki gibi olur. Buradan geçirirsin, oradan vurur. Onun için Allah Resulü, ben yapıyordum da ondan, abdestsiz bir şey yemezdim, içmezdim. Bir hadisi görene kadar, Peygamberimiz Aleyhisselam abdesti bozmuş, bir su mu içmiş, ya hurma yemiş, unuttum. Sahabe demiş ki, ya Resulallah, abdestsizsiniz dedi. Sen abdestin var değil mi Gafur? Elhamdülillah. Çok güzel. Ondan sonra, abdestsizsiniz deyince, Resulullah dedi ki, abdestli olmaya, abdestli yeme içmeye emr olunmadı. Bu yani eğer bunu yaparsam ümmetime farz olur. Onun için ben mesela gündelik hayatta yemem, içmem, giymem, yatmam. Fakat bazı suları, bazı işlerimi abdestsiz bilerek yapıyorum. Abdest almıyorum bilerek. Bende hassasiyet gelişmesin diye. Resulünün o hadisine kasten özür dilerim. Mesela bir çay içeceğim. Zorlamış, özür dilerim. Kas. Böyle şey yapıyorum. Abdestimi bozuyorum. Almıyorum abdesti kasten. Baktım ki o kadar hassaslaşmış ki sanki bir neredeyse farzı terk gibi sıkıntı yaptı bana. Kendini yönetmeyi bileceksin. Niçin anlatıyorum? Şeytandan istiaze sırrına dairdir. Sır Allah'ı, şeytanın kendini. Bu üç denklemi bilmeye. Hele kendini tanıyacaksın. Çünkü ben Allah'ın sırrıyım. Allah öyle diyor Celle Celaluhu bilmana. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Şeytandan istiazenin yolu kendini tanıyacaksın. Bak kendimi tanıdığım için abdestsiz kasten, oysa olmam yani. Hiçbir şekilde olmam ama kasten gündelik hayatımda birkaç işi yapıyorum. Bu hassasiyeti kırayım, hassas olmasın. Ha? Kasten içiyor. Abdestsiz su içiyor. Abdestsiz çay içiyor. Hem de sünnete uymuş olmasın. O da sünnettir. Sünnete uymuş olmasın. Allah senden razı olsun doktor. Şimdi harikasına bakmışım. Güzel bir şey öğrettim bana. Çünkü Resulullah abdestsiz iken ilk yemiş. Sahabi uyarmış. O zaman öyle demiş. Ben abdestle her şeyimi, abdestle yeme içmeyi ev olmadı. Kendisi yapıyormuş. Ben buradan şu psikolojiyi çıkarıyorum. Hassasiyet kazanmasın. İki, ümmetime farz olmasın. Teravih namazları gibi belki. Aynen. Teravih namazlarına niye devam etmedin ya Resulallah? Çok az devam. Korktum ki yani. O manada diyor ki Allah ümmetime farz eder. Mesela misvağı da terk etmiş. Çarptım ki farz olur. Ya nasıl bir psikolojiciydi ya. Ya Rabbi ya. Biz de düşünmüş ya. Hep ya. Ya bu nasıl hassaslaşayım ümmetimi. Ya bu insanın nasıl şey yapmış ya. Ya ben psikolojiyle meşgul oluyorum ya.
Ya bu davranışlar var ya, benim için o davranış değil ha. O içeri dışarı vurmuş ya, bir tuhaf ya, ruh nasıl keşfetmiş ya. Ruha göre davranıyor amel. Adeta oraya bakıyor ruha. Vücuda diyor ki böyle yapma. Böyle sağa çık. Almadı bak. Bunu ileri getirdi. Tamam bak. Orada bu kitap böyle güzel gözüküyor. Yapma öyle. Geri getir böyle. Burayı orada seyrediyor. Ahmet'e mi diyor acaba? Ha? Ahmet Mehmet. Şimdi böyle bakarken böyle yani öyle keramet mucize bari demiyor. Tam bir psikolog. Ruhiyatçı gibi. Bak. Ben abdestle yeme içmeye emr olunmadım. Ama kendisi böyle yaparmış. Bazen böyle yaparak şazları koyuyor. Viraj bunlar. Tak viraj alıyor. Evet geliyoruz meselemize. Dersimize de bir kutsiyet kazandırdı Resulullah. İvme kazandırdı. Salatu selam. Allah Allah'ın hatırına salatu selamımızı ona ulaştırsın şimdi. İnşallah hazır buyururlarmış. Sekizinci işaret Suar. Sabık işaretlerde ispat ettiniz ki dalalet yolu kolay ve tahrip ve tecavüz olduğu için dalalet yolu kolay, tahrip, tecavüz olduğu için çokları o yola sülük ediyorlar. Gidiyorlar. Halbuki sahih risalelerde kati deliller ile ispat etmişsiniz ki küfür ve dalalet yolu o kadar müşkilatlı ve subetlidir ki. Subet, hafız hoca, subet ağır mı? Ağır, zor, ağır. Küfür ve dalalet yolu o kadar müşkilatlı ve subetlidir ki hiç kimse ona girmemek gerekti. Aptal mı ya, niye girsin, ne karı var yani? Bir tanesi dedim ki Allah inkar etmekte niçin ihtiyaç duydun? Sordum bugün birisine. Ondan zaten sesli dinlediniz mi? Yarısına kadar dinledim. Ha? Çok ilginç ama. Çok tuhaf değil mi? Sorusu. Ondan sonra yani onlarla takılmış. Küfür etti. Hiçbir şey diyemiyor. Ya niçin ihtiyaç duydun inkara? Mesela akraban da hiç yakınların ölüsü olmuyor mu dedim. Ölüyor dedi. Yani sen niye ölüye taktın kafayı? Yok dedim takmadım. Şimdi oraya baktığın zaman sen kendini görmüyor musun? Yani böyle bir hadise ki %100 gerçek. Yani bu inkar etmekte burada bir fayda temin ediyor mu? Bir çare mi? Yani sana bir, ciddi bir şey mi kazandırıyor? Ahiret. Yoksa ahiret iman etmeden ahiret iman etmede sana ne kar var? Yani ahireti amelde bahsetmiyoruz. İnkar ve iman etmede insana getirisi ne? Tam ne kar var? Söyler misin bana? Ha, ameli bırak. Ne güzel demiş Hazreti Ali. Demiş ki Yahudi sormuş bunu. Ya yoksa ahiret? Ya Ali. Demiş ki ahiret yoksa kimse yok. Bana da ey Ali sen dünyadayken niye bana inandın? Al sana yokluktan bir ceza diye yok. İnanmaktan inanmanın cezası yok. Yokluk varsa. Yok var ama ben inanmışım. Gittim kabire hakikaten ahiret yokmuş. Bana gel buraya bakalım. Siz kimsiniz? Biz yokluğuz. Sen varlığa niye inandın? Diyen yok. %50 ya ahiret vardır ya yoktur. Daha mantık yok. Çıplak mantık. Yani izah yok. Ya ahiret vardır ya yoktur. Şimdi iman etmeden gittim. Bir zararım yani zararım karım da yok. Yani niye inandın diye yok.
Niye inanmadın da? Yani aferin lan, inanmadın, inan. Burası da inatsızlar ülkesidir. Gel sana mükafat var diyen de yok. İman ettim. Gittim baktım ki bir tanesi yok demiştik, ikincisi. Hakikaten ahiret varmış. Sonsuz saadet. İman etmeyenleri şimdi yapalım. Abe Yahudi demiş. Sen yok dedin. Hakikaten yok çıktı. Dediğin doğru çıktı. Karın var mı? Aferin lan sana. Ey insan, yok dedin, tamam. Siz kimsiniz? Biz de yokluğuz. Yok dedin, isabet ettin. Yokluktan sana gel güzel bir mükafat diyen olur mu? Yani yokun varlığı yok. Eğer yok hakikaten varsa o vardır zaten. Desem ki, burası yokluktur. Burası yokluktur. Yokluk gösteriliyor ve ispat ediliyorsa o vardır. Çünkü yokluğun vücudu olmadığından gösterilemez ve ispat edilemez. Hayal ve düşüncenin yokluğu yoktur. Evet, mesela 8 ayaklı 15 kafalı insan yoktur diye kitap var mı hiç kesinlikle? Ama Allah yoktur diye kitap var. Çünkü varın inkarı olur. Hakikaten yokun ispatı yoktur. Mesela bir kitap çıkmış 15 kafalı bir insan olmadığını ispat ediyor. Öyle bir şey yok. Dostoyevski'nin Cinler diye bir kitabı var. Ne var? Cinler. Cinler. Cinler diye kitap. Şimdi bir inkar oraya gene sor. Bir Almanya'da bir tanesi dedi ki ben dedi bunu kabul ediyorum dedi. Bu madde neyse odur dedi. Ya baktım böyle tipine. Kabili itap değil. Mantıklı da değil. Öyle 40 yaşında geçmiş, 47 yaşlarında. Baktım ki kalbime de öyle geldi. Ne yapayım dedim. Hangi yöntemi kullanayım? Dedim ki bu madde ve madde arkasında ruhaniyatlar da mı yok? Hiçbir şey yok dedim. Hakikaten mi? Ben dedi hiçbir şeye inanmıyorum dedi. Peki inanmadığın bir şeyden var olmadıklarına göre cezası olur mu dedim. Olmaz dedi ama kıvırın. Yani böyle yavaş. Dedim ya madem bu maddeden arkasında cinler, şeytanlar yok. Durdu. Yoksa dedim ben onlarla bir arkadaşlığım var. Bir dedim seninle tanışmasını sağlayayım mı dedim. Yok dedi. Yok dedi. O işte de korkar. Yok ya dedim. Yani yok. Zaten yok ki. Ha? Neyden korkacaksın? Yok zaten. Zaten yok ki. Ben zaten uyduruyorum. Yok. Böyle uydurma yapmayacağım. Biz de akıllı konuşalım. İnan bu bala etmiyorum. Camiye gelmişti. Arnavut. Hiç unutmuyorum. Dedim yok ki zaten. Ne olur ne olmaz. Dedim ahiret de zaten öyle. Ne olur ne olmaz. Ya vardı. Ya varsa dedim. Neler başıma geçmiş ya. Yok kalsın dedi. Yok ki. Cin yok ki yani ondan zarar. Ne korkuyorsun? Yok. Ne olur ne olmaz. Hani derler ya Anadolu'da sen de bilirsin. Tabancayı şeytandan bazen doldururmuş dediler. Niçin peki inkar için geldi bana biliyor musunuz? Psikolojinizi çözün ha. Böyle ha? Günahından. Hayır. Niçin bana geldi? Allah yoktur bana anlatmaya niye gelmiş? Sen hiç Allah vardır diye bir zındığa gittiniz mi? Yani Allah vardır. Onu ispat edeyim. Adam böyle bir tane meyhaneciye gitmedi ki. Abi hizmet varsa çarpmışsa gideriz. Ama o kapıyı çaldı. Buyur dedim. Seninle konuşmak istiyorum dedim. Tamam ne konuşacağız? Ben de zannettim Ramazan'da fıkı bir şey soracağım. Bence dedi Allah yok dedi. Bununla konuşmam. Şimdi düşünün. Bunu bana niçin taşıyor? Bakın psikolojiyi çözün. Böyle bir ihtiyaç niye duydu? Fıtrata karşı koyamıyor. Abi. Ha? Vicdanı kabul etmiyor. Başka? Fıtrata karşı koyamıyor. Evet. İçerisi kabul etmiyor. Aslında bana ispat et diyor. İspat et diyor. İhtiyacım var. Kendisi de kendisine ispat edemediği bir şey. Evet. Şimdi küfür ve dalalet yolu o kadar müşkilatlı ve subetlidir ki hiç kimse ona girmemek gerekti. Sual bu, soru daha. Ve kabili sülük değil. O yolda nasıl gidecek ya? Şimdi mesela bugün işte
Rastladık o Fransa'da mı neymiş? Adam buraya kabul etti. Bunu dedi sanatı görüp de dedi. Şuraya baksana ya sen bunu çevirsene buraya Allah aşkına. Yani burası mucize ya. Sanki Afrika'ya geldiğim gibi geliyor bana. Ya, fevkalade ya benim niye böyle olmuyor benim kavucuğum ya. Bana bak kessene ya benim şeyimi. Orada benim de bir şey olsun ya maşallah. Maşallah deyin şuna ya. Afrika değil mi ya? Ufak ufak oraya aslanları koyar mısın şimdi? Oraya aslan. Tamam abi. Ufak koy oraya. Öküzleri öküzleri falan. Oradan da orada bir yeşil bir tane şerit yapın tamam mı? Nehir akıtın. Tamam böyle. Çocuklar yapar böyle. Orada bir saha yapın. Dağlar, tepeler falan böyle. Yeşil örtüden. Sonra bir şerit yapın yeşil. Tasarlıyorum, çok seviyorum öyle şey. Ondan sonra o sarı falan... Ayakta mı kaldırayım abi? Şimdi bak ne diyor biliyor musun? Siz diyor sanatı görüyorsunuz. Sanat, sanatın tabii sanatı görünce sanatkarsız düşünemezsiniz diyor. Ateist diyor. Ama diyor sanatkarsız bir sanat görürseniz diyor o zaman diyor Allah'ın olmadığını aklınız alır diyor. Sizin aklınız diyor, sanattan sanatkarı görüyorsunuz. Bunlar kurulduğu için sanatkarsız sanatı anlamıyorsunuz. Şuraya bak. Aklımızda problem, aklımızda yani. Ha, sanatkarsız sanat. Ha, çi duydum demiş. Tamam. Sanatkarsız sanat yoktur. Onun adı Adem'dir. Adem'den bahsediyor. Evet. Peki, birinci mantıksız bu. İkincisi... Şu varken yaşadığımız dünyadan olayları, sorunları çözmeyi bırakıyor. Bunları unut diyor, perde çekiyor üstüne. Sanal bir dünyaya geçiyor. Hiçbir şey yok. Yoklukta gel konuşalım. E var ortada bir şey. Niye kaçış yapıyorsun? O kadar mantıksız. Ömrüm bunlarla geçmiş. Bak şimdi. Tabii kimle sorun oynuyor? WhatsApp'ta paylaştım onu. Gördün mü bilmiyorum. Gördüm abi. Hasan abi. Burada taneli de edersek burada aklın oyunu mu bu? Akıl mı böyle bir oyun oynuyor? Hayır. Tasavvur. Tasavvur. Dip dipte. Hususi dünya. Yok şeyden dışı azalabilir. Evet. Hususi dünya. Akıl. Dil değil. Bir taraf yok ki kümelmiş. Akılda bir taraf var. Ha. İki taraf. Tasavvur çöplük yani. Tasavvur. Yani o zaman kimin hakim olduğu belli. Daha iyi anlaşıldı. Ha. Tamam. Şimdi anlaşıldı. Tabii. Hususi dünya. Zat. Malum zat. Var ya. Yani. Malum zat. Şeytan ve avanesi, türevleri. Aynen öyle o zaman. Tabii. O horon oynuyorum. Yani. Günün hayatında inan. Çoğu onlar horon oynuyorum. İnan. Acayip. Nasıl şeyler vuruyor. Oradan hava vuruyor. Buradan hava vuruyor. Yani. Olamaz yani. Yani. Biz ne uğraşıyor? De ne kadar. Tasavvurda yani. Acayip. Bak ne diyor? Bak siz diyor sanattan sanatı, sanatlı olan bir dünyada yaşıyorsunuz. Sanattan sanatkara gidiyorsunuz. Tabii ki sanattan sanat olursa sanatkar inkar edilemez. Ama diyor boşver bunu bir unut. Sanatkarsız bir sanatı düşün. Niye? Ne zorun var? Böyle bir şey düşünülemez ki. Çünkü yokluktur bu. Sanatkarsız sanatın adı yokluktur. Adem'dir. Akılda Adem'le işi yoktur ki. İyi tefekkür etmiş. İyi tefekkür etmiş. Çıkmada götürüyorsun. Şeytanın klasik oyunu bu. Orta ortaya geldi sen değil mi? Şeytan işi o. Klasik ortaya falan bile değil. Orta değil daha aşağısı. Ha şey yani ne biliyor musun? Şeytan en büyük tuzağı şurada şu. Varlıktan yola çıkmayın. Bunları unutun. Üzerine perde çekin. İç dünyanızı geçin. Orada ananızı anlatacağım ben size. Tasavvurunuza girin tamam mı? Ben orada yapacağımı bilirim size. Bu mevcudattan çıkma. Dinleme Risale-i Nur'u. Risale'i dinleme. Çünkü çevir Risale-i Nur bunu okuyor. Bunu okuyor. Buradaki elektrik sistemi. Buradaki sus şebekesi. Buradaki tasarım. Buradaki mimar. Buradaki gaye. Mana. Tanımlama. Hayat. Maddede olup madde olmayan hayat. Bir binanın elektrik tesisatını düşün. Şu binanın elektriğini düşün. Şu ağacın. Bir binanın su tesisatını düşün. Mühendissiz olmuyor. Şu binanın su tesisatını düşün. Fesubhanallah. Ne ya? Bana sorma. Karıncaya göre burası Afrika. Risale-i Nur mevcudatı okuyor.
mevcudatla Kur'an'ı okutturuyor. Risale-i Nur mevcudatla kendini okutturuyor. Ayetlerin ayeti. Ayetlerin ayetidir. Daha sonradan çıkamadık abi. Çıkmaya da niyetim yok. Kim ne derse desin. Abi çok hoştu ya. Karıncaya göre dediniz ya. Burası. Karıncaya göre burası Afrika'dır. Peki ruhları geniş olana göre bu dünya nedir? Biz karıncadan büyüyüz, burası köşedir. Biz karıncaya kadar ufalalım, şu köşe Afrika'dır. İnsanı berzahlara göre burası dünya, şu salana göre bir köy, ahirete göre bir köşedir. Bir daha, karıncaya göre şu orman, ormandır. Biz büyüdük, karıncaya göre burası bir köşedir. Büyük salonun bir köşesidir. Aynı bir örnek gibi. Bak karıncaya göre burası Afrika'dır. Bize göre bir köşe. Ha, biraz büyütelim böyle ruh, büyük adamlar. Ruhları büyük, tefekkürü büyük. Yani düşünceleri büyük. Şu dünya nedir? O salon içindeki bir köşe. Yani alemi gaybın bir köşesi. Bir daha okuyorum. Küfür ve dalalet yolu o kadar müşkilatlı ve subetlidir ki hiç kimse ona girmemek gerektiği. Hakikaten öyle. Nasıl gireceğim ya? Kabire gireni gördükten sonra ben ahiret yoktur demek bana bir şey getirmiyor ki. Kabire giriyor, giriyor ama yokluğa gidiyor. Ya. Kabili suluk değil bu. Ve iman ve hidayet yolu o kadar kolay ve zahirdir ki herkes ona girmeli idi. Ama 5'te 4'ü niye iman etmedi diye. Soru bitti. Soru cevaptı zaten. Şimdi harika bir yöntem kullanıyor. Bu son tarihlerde pek yapmadım bir ders. Dimağda gezdiriyor abi yani. Şimdi tahayyül, tasavvur, bir taraf. Yani İlime de çık. İntisale de gideceksin şimdi. Bak. Tahayyül, tasavvur. 4 tane yöntem dimağı kullanacaksın şimdi. Sen kullanacağım demiyorsun. Zaten sistem kullanıyor. O enfüsü dersleri yapmanın şeyi, iradenle bir şey kullanmak değil. Nasıl ki benle konuşurken arabada doktorun direksiyonunu, vitesini, pedalını, debriyajını hiç düşünüyor musun? Kimse düşünmüyor ki. Tak tak tak. Ne yapıyorsun falan? Kafır ne yapıyorsun falan? Tamam abi. Kafır zaten o. Arabası. Ha. Şimdi enfüsü derslere katılmak, bedeni kullanmak gibi. Beden arabadır. Manaya konuşmak gibi değil yanındaki. O ha bu şeyler, hareketler, o dimağa verdiğin malzemeler tak 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 otomatik çalışıyor. Şimdi bak. İrade mi ihtiyar mı devreder? İrade yapıyor. Çünkü ihtiyarlı olmaz bu. Çünkü kutsidir. İradeyi de aktif, şey ihtiyarı da aktif etti. İhtiyar lazım zaman hayvanlık şeylerle meşgul olur. Kutsi şeyleri irade yapar, sufli şeyleri ihtiyar tercih eder. İrade aktif oldu mu hayvanı da dizginliyor. İhtiyara diyor ki dur böyle. Küfür ve dalalet yolu iki kısımdır. Bir kısmı ameli ve feli olmakla beraber. Bir kısmı küfür ve dalalet iki yoldur. Bir tanesi ameli ve teferruat meseleleriyle, inkarıyla alakalıdır. İman hükümlerini nefretmek ve inkar etmektir ki bu tarz dalalet kolaydır. Hakkı kabul etmemektir. Bir terktir. Bir ademdir. Bir ademi kabuldür. Yani şu. Ben bu işte yokum kardeş. Zaten inkarcıya söyledim onu. Böyle kendini boşuna aldatma. Çünkü seni bırakmıyor vicdan. Bak inkar öyle olmaz. İnkar şöyle olur. Ben bu işte yokum kardeş. Allah'ım Allah'a iletişim yok. Ha böyle edersin. Öyle hobim yok diyor değil mi? Ha ha. Tövbesini onu kullanmak istemedim. Allah ile aran nasıl dedim. Böyle bir hobim yok. Yani böyle bir alışkanlığım yok diyor. Böyle bir zın nelere denk geliyor tamam mı? Şimdi sen dedim bana ona diyor ki sanatkarlı sanatları gördüğünüz için Allah'ı kabul etmek zorundasınız. Sanatkarlı sanatı. Bu sanatkarlı sanattır. Bir daha. Bu sanatkarlı sanattır. Çünkü üzerinde maddeyin Allah yazıyor. Evet. O diyor ki bunu bırak diyor. Bu gördüğünü başar. Hayal et diyor. İnkar et diyor. İnkara alışmış ya zaten.
Sen diyor, bu neydi? Sanatkarlı sanat. Sen bunu inkar et diyor. Sanatkarsız bir sanatı düşün. Sanatkarsız sanat yok ki, bu Adem'dir. Abi direkt şeytan. Şeytanlık yapıyor. Direkt şeytan yani. Ama biz Nur talebesiyle Koran'ı öğrenemeyiz. Tamam, ilk önce cevap ne yaptın? Pis pis güldüm yani. Size yansıyan bir parçası. Ona o kestim zaten. Gördüm böyle. Çıldırıyor ya. Bak, ameli ve feridir. Bir tane hikaye nedir? Ya ademi kabul bu. Ben bu işte yokum kardeşim. Benim işim gücüm olmaz. Dinle. Bu birinci yol. Kolaydır. İşte bu kısımdır ki risalelerde kolay gösterilmiş bu. Bu kolay gösterilmiş. Tamam. İkinci kısım ise burada konunu ölüyoruz. Birincisiyle ne yapacağım ki? Adam diyor ki böyle bir problemim yok diyor ben. Ne anlatacağım ya? Öyle bir öyle acayip öyle garip dinsizlere denk gelmişim ki değil Allah'ın kendisini inkar ediyor. Buraları inkar ediyor. Bunlar hayalmiş diyor. Ben ne yapayım ben şimdi buna? Dedim olan dedim. Kadir abi. Olan dedim ben bunu dedim. Allah'ı değil. Şu masa var, ağaç var, kedi köpekler var. Ben bunu bir var göstereyim ben buna. Bu var dedim mi? İspat edersen ben ağaç var. Bitti. En büyük Allah'a ispat etmiş olacağım. Dedim ki bu varlıkları anlatıyorum. Bana ne dedi? Bunlar dedi hepsi hayaldir dedi. Kedi köpek sen öyle düşündüğün için var diyor. Böyle bir şey yok diyor. Bunlar biz hayal ediyoruz. Ve diyor hayaldaki gibidir. Ayık olduğunu nereden biliyorsun? Sen ona dedim bunu bir tane çatın bu da hayal. Ama acıdım ya. Öyle bir şey yok, yumruk falan yok. Yumruk yok, falan bir şey yok. Ağzının dağılması yok. Ersan'ı verecektim. Seni yok. Dün söyledim. Orada... Bu da hayal. Hayalde olduğumuzu, olmadığımızı nereden biliyorsun diyor. Allah Allah. Şimdi Allah değil, varlığı inkar ediyor, otomatik kendini inkar ediyor. O da kendini inkar edene ne Allah anlatacak? İkinci kısım ise ameli ve feri olmayın. Yani öyle teferruat meseleleri, namaz, niyaz, orucu terk etmek, ona karşı olmak, oruca karşı olmak, kurbana karşı olmak değil bu. Belki itikadi ve fikri bir hükümdür. İtikadi bir şey. Yani bir hükümdür. Yani malzemesi var adamın. Fikrini yürütüyor. Yoktur diyor. Çünkü diyor. Yalnız imanı nefret etmek değil bu. Belki imanın zıttına gidip yol açmaktır. Bu ise batılı kabuldür. Hakkın aksini ispattır. Yani bir tanesi A, B, C, C'den kafanıza kalsın. A, B, C, C, D, F, G, K, L, K. Adem'i kabul ve kabul Adem. Kolay olsun ezberleyesiniz diye söylüyorum. A, ya ben bu işlem yokum. Başlangıç. Kolay. Bak bu A'dan başlamış. Ben bu işte yokum. Nadir abi yapma. Ben bu işte yokum. Adem'i kabul. Ben bu işte yokum. A'dan. Bunun adı Adem'i kabul. Bu kolay. Tamam mı? Kolay olduğu için A kafanızda kalsın. Kabul Adem ise yoktur çünkü ispat etmeye gidiyor. İfrat mıydı abi bu? Yok ifrat deme. Böyle bir şey. Bu ise tabii ki ifrat. Niçin? Zanda ifrat. Şeytan. Mi? Şeytanın özelliği. Bu kabul ademdir. Unutmayın. Bu ise batılı kabul hakkın aksini ispattır. Bu kısım imanın yalnız nefini ve naksını değil imanın zıttıdır. Adem'i kabul değil ki kolay olsun. Belki kabul Adem'dir. Tehlikeli. Yani Adem'i kabul kolay. Hiçbir şey diyemiyorsun. Bizim ağzımız kapanıyor. Bir kelamımız yok. Diyecek hiçbir şey delilimiz yok. Hangisi? Adem'i kabulü. Ne o? Allah ben inanmıyorum diyor ya. Uğraşma diyor benimle. Ben böyle işte işim yok diyor. Ben değil miyim? Yok böyle hobim diyor ya. Yani böyle bir talebi yok. Buna ne diyeceksin ki? Bu kolay. Bu inkar kolay. Onun kolayı.
Biz de diyecek bir şeyimiz yok. İnada giriyor değil mi abi? Cahiliye dönemindeki. Onun gibi. İkincisinde bu zamanda yani böyle ilimlerle... İkisi de var bu zamanda. İkisi de var. Hepsi var bu zamanda. Ebu Cehil demiş. Ne cahillerin babası demiş? Adı Ömer el-Şam'dır. 30 küsür defa gitmiş Resulullah. Adam ne demiş biliyor musun? En son Resulullah niye bırakmış? Aleyhisselatü vesselam. Ya Muhammed, iddia ettiğin gibi abi o Allah'ın varsa, iddia ettiğin gibi ahiret varsa, iddia ettiğin gibi herkes oraya toplanacaksa, ben senin Allah'ına diyeceğim ki Muhammed bana geldi, vazifesini yaptı, daha bana gelme. İman etme. Bu gösteriyor ki Allah ve ahireti biliyor, fakat ben niye olmadım diye enaniyetinden inkar ediyor. Allah, Allah, dehşet bir şey. Allah'ı bilmediğinden değil. Ve peygamberlik yeni çıkan bir iş değilmiş. Nerede çıktı ya bu peygamber? Demedi. Ne dedi biliyor musunuz? Niye ben olmadım? Ha? Onun için Ömer Hişam'dır adı, bu kadar mucizeyi görmüş. Allah Resulü'nün ikna yöntemlerini kullandığı halde reddettiği için Ebu Cehil denmiş. Cahillerin babası. Ondan diyorum ki İman edenler, iman etmeye delilleri olduğundan iman etmedikleri gibi, inkar edenler, iman etmeye delil bulamadıklarından inkar ettikleri değildir. İman edenler, iman etmeye niyet ettikleri için küçük bir emare, küçük bir delil onlar için büyük bir netice oldu. İnkar etmeyi niyet ettikleri için inkarcılar, küçük bir ya inkar etmeye niyet ettikleri için büyük Allah'ın delillerini nazarlarında basit bir iman seviyesine indi. Önemli olan iman etmeye veya inkar etmeye niyettir. Şöyle düşün, ne kadar şükredeceksin biliyor musun? Yüzünü kapatır mısın? İman ettiğinin ne için ne kadar şükredeceksin? Kapattın mı abi? Evet. Şimdi bak ben seni kabire indiriyorum. Görüyor musun kendini, kefenini? Evet. Bak perdelikleri kapatıyorum tahtayı. Kapattım ve gece gittim. Başladı buradan. Haşir meydanına geçer misin? Açma gözünü. Geç haşir meydanına. Sağ tarafında cenneti görüyor musun? Böyle bir yeşillikli bilim hayal et. Sol tarafına bakar mısın? O alevlerin dehşetini. Güneş sistemine de benzemiyor. Ve o ateşi renkli kabul etme. Katran gibi, siyah. Şimdi onun dehşetinde karşısındasın, imanla kurtuluyorsun. Aç şimdi. Yemin ediyorum, bembeyaz grup, bir grup gördüm sana abi ya. Bembeyaz bir grup gördüm abi. İnan olsun nurcular. Nispet. Gördün ha? Şimdi rahat ol. İmanın değeri ancak Allah ile bilinir. Çünkü içerisinde Allah var. Siz abi sağ sol dediniz ya haşır şey. Mesela sola gidince hemen şeyler aklıma geldi. İmam Rabbani'ler, İmam Gazali'ler. Sağ cennet deyince böyle Ruhiyetullah aklıma geldi. Çünkü sağdan kitap verilecek ya. Çok değişik yani. Evet. Allahsız insan bir şey mi? Şimdi buraya gel. Gel buraya. Hadi bakalım. Belki kabul Adem'dir. Ve o Adem'i ispat etmekle kabul edebilir. Bak. O ve o Adem'i ispat etmekle kabul edebilir. Nasıl yoktu ispat edecek? El Ademu la yusbet. Yusbet. Ne dedi? Yokluğun ispatı olamaz. Yani. Olmaz ki. Aa burası yokluktur. Et ispat o var oldu. Zatında muhal zaten. Zatında muhal. İspat etse zaten davası bitir. Yokluğu ispat ettiği anda. Allah yoktur. Allah yoktur. Niye yoktur? Yani Allah kulu Allah yani Allah seyretti böyle. Yani Allah dikkat edersen hep sıfatlarını kullanıyor. Ve inkar etmek için de Allah ilk önce iman ediyor. Kim yok? Allah yok. Ha Allah yok. Ha. Bu Allah yok. Evet.
El Adem'u la ispat ne dedi kaidesiyle Adem'in ispatı elbette kolay değildir. Kolay değildir derken ispat edilebilir mi anlayacağız abi? Yok. Allah bütün yolu kapatmış. Kapalı değil mi yani? Yok. Kapatmamış. Kapatmamış. Ama ispat edilemez ki abi. Edilemez. Ama yani mesela Adem'in kabul açık. Tamam. Ben bunu şey yapmıyorum. İkincisi mesela ne der? Görmüyorum diyor. Yani sanki her şeyi görüyormuş. Peki kendi kendini görüyor mu? Hiç insan gözüyle baktığı halde ayna hariç. Ayna değil. Gözüyle baktıysa hiçbir zaman ömrü bile gözünü göremez. Gözünü göremez mi? Gözüyle bakar. Ama ben herkesi gözümle görüyorum. Ama gözümü görmem yani. Öyle bir tip insanlar bana geldi ki inkar eden, kabul eden ceset değil, atom değil. Ruhtur. Ruhuyla diyor ki bana, ben ruha inanmıyorum. Aynen. Kendi kendini inkar ediyor. Saçma. Düşünebilir misin ya? Böyle bir insan, böyle de genç bir şey geldi. Abi şöyle, özür dilerim. Belki bir misali vermek doğru olmayacak ama şöyle bir rahatsızlık yaşadığım için dile getirmek istedim. Şimdi şuradan, köşeden dönerken orada bir dükkan. Adam olduğu gibi alkol ile döşemiş her tarafına. Herhalde bayağı bir rahatsızlık verdi bana ki. Kafamda böyle bir misal oluştu. Şimdi Adem'i kabul, belki alkol kullanan bir insan olarak deriz. Çok güzelmiş. Fakat kabul Adem, alkolü satan bir insan yani şey yapıyor yani herkese. Yani bu berbat. Ha? Çok güzel. Çok güzel bir kelime misal. Ne kadar rahatsız oldun ki hayatın her şeyi sana misal oluyor. İşte başladı bu. Hayat hep misal. Bu çok okumaya bağlı değil abi ya, tefekküre bağlı. Tefekkür. İstersen 5 saat okusun, bunu zor bulur. Ama arabayı sürerken, şey yaparken bir paragraf okudur ama 10 dakika, belki de yarım saat tefekkür etti. Tefekkür ehillerinde şekille düşünürler, düşündüğünü şekillendirirler. Unutmayın, bunlar tefekkür ehilleridir. Başka hiçbir şansı yok. Enfes'e geçmenin yolu da tefekkürdür. Tefekkür ehli şekille düşünürler, düşündüklerini şekillendirirler. Bak, veya şey, içki satan dükkan Ersan nasıl tanımladı? Bir satan var, çoğulu, bir de içip sızan var. Adem'in ispatı elbette kolay değildir. İşte sahih risalelerde imtina derecesinde suhubetli ve müşkülatlı gösterilen küfür ve dalalet bu kısımdır ki zerre miktar şuuru bulunan bu yola salik olmamak lazımdır. Yani Allah'ın inkarını ispatına, inkarının ispatına gitmemesi lazım. Çünkü zordur, bu yolda gidemez. Ben ona bugün dedim bir tanesine. Sen dedim ancak Allah şöyle inkar edersin. O da durdu. Ben sana göstereyim dedim en kesin yolu. Ben bu işte yokum kardeşim. Allah değil, ahiret işim değil. Böyle de işin içine çık. İspat tarzına gitme. Çünkü rahatsız olursun. Öyle bir şey yok çünkü. Bak, inkarında rahat etmek istiyorsan benim dediğim yap. Ne dedi biliyor musun? Nöbüsü bir hocasın dedi ya. Herhalde şey, inkar yolunu gösterdim ya. Rahat etmek istiyorsan ispat tarafına gitme. Onda çok rahatsız olacaksın. Ve işin içini bulamayacaksın. Gece uykuların kaçacak. En iyisi ben bu işte karışmıyorum. Öyle bir şey yok. Ha, o ancak onunla rahat ederiz. Sen istersen öyle yap. Orada mısın dedim Kerem'e. Buradayım. Ne oldu bilmiyorum. Oturamaz. Hem bu yol risalelerde katı ispat edildiği gibi o kadar dehşetli eylemleri var. Bir, iki, çok en çok beni rahatsız eden bak. Bu yol o kadar dehşetli eylemleri var ve boğucu karanlıkları var ki, boğucu karanlıkları. Yani karanlık gözü göstermez ama boğucu. Ona şöyle misal verebilir. Kömürün dumanı çıksın, hem gözün görmez hem boğulursun. Odunun dumanı çıksın, gözün görmez ama boğulmazsın. Dimana demek. Boğucu karanlık. Boğucu karanlık. Bak o kadar dehşetli elemleri var inkarın. Başka bir, iki,
boğucu karanlıklar var ki zerre miktar aklı bulunan o yola talip olmaz. Evet değil mi? Tahayyül tasavvurda Adem'i gösteriyor abi. Evet. Boğucu. Karanlık değil, boğucu karanlık. Boğucu karanlık. Çok enteresan. Kendisi boğulmuş, her şeyi öyle görüyor. Ama düşünmeyin demiştim de. İnkarcı. Bir ara meşgul olmuştu. Üstüm bile kesiyor. İnkarcılık psikolojisi. Girmiştim kendimce onların dimağlarına fikirle içeriye doğru. İnkar psikolojisi yani o kafada nasıl dehşet, vahşet, panik, ondan sonra boğucu karanlık, elem, dayanamıyorsun. Ondan sonra günlerce psikoloji bozuldu, inan. Ve bütün kardeşlerime ilan ediyor. Sakın inkarın psikolojisini, inkarı Allah rızası için düşünmeyin. Abi o tarz insanların evine girdiğimiz zaman boğulup nefes alamıyoruz. Evet. Değil ki o adamların içine girmek. İçine. Sakın Allah rızası için inkarı düşün, tefekkür et. Sakın ha. Allah kapısını kapatıyor galiba. Yani tamam mı? Yani çıkış yolu yapamazsın. Şimdi ben onu düşünecektim. Bak şimdi düşünmeyeyim. Çıkamazsınız. Çıkamazsınız. Allah beni çıkarttı merhamet eder. Onun psikolojisinden çıkamazsınız. Düşünürseniz. Eğer denilse bu kadar elim ve karanlıklı, müşkilatlı yola nasıl ekser insanlar gidiyorlar peki? El cevap, içine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Düşmüş bir kere. Ona ait yaşanan olayı söyleyeyim. X şehirden, bilmiyorum. X birisi lise mektebinde okurken kötü yola düşmüş. Lise talebesi. Malum yolda. Ondan sonra gece mi, nerede olmuş bilmiyorum. YouTube'da mı, nasıl olmuş. Benim videoma denk gelmiş. Orada bir şey söylüyormuşum. Diyormuşum ki, meyhanen dahi olsa, olsun demiyorum aşağı ama meyhanen dahi olsa, nereye düşersen düş, ne yapıyorsan yap, sakın inkar tarafı olma. Zaten düşmüşsün. Tutun ona. Ne yaparsan yap. Yani yapıyorsan. Sakın rahatlamak için Allah'ı inkar etmeye kalkma. Hep böyle gene tutun. Allah seni bir gün çıkartacaktır. Onu bırakmasa. Sakın bırakma. Delilim var, yaşamış. Alo. Buyurun. Büyük. Hasan Bey Hoca ile mi görüşüyorum? Buyurun kardeş, benim. Siz misiniz? Ses değişti. Benim kardeş. Hocam. Dakikalar. Uçtun mu? Ondan sonra Allah'ım da sunmuş. De vereyim ama kurtuldum. Ondan sonra bulmuş beni. Bir elhamdülillah tekstil fabrikasında bir yer bulduk başka bir şehirde. Kimliğimi de değiştirdik. Yardım istedim birisinden. Kimliğimi de değiştirdiler. Fabrikada iki kişi şu anda tekstil fabrikasında çalışıyorlar. Sırf o tutun. Ne yaparsan ya. Nereye düşersen düş. Meyhanen dahi olsa. Ne yapmışsan ya. Hani haşa ama bakın yanlış anlamayın. Ama sakın bunu rahatlamak için oradan rahatlamak için onu sakın inkara doğru gitme. Allah var de. Allah beni çıkartacaktır. Beni kurtulacağım ben. Sakın ümidini kesme. Çünkü ümidini ancak kafirler keser. Bak çıktı. İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Bunu okula göndermişler ya, yani düşmüş, lisede düşmüş. Hem insandaki
Birinci yol bu. Düşmüş. Düşmüş. Bak alt kat. Ermeni değil. Bak alt kat Ermeni. Üst kat değil değil mi? Ha, alt kat. Düş onu çocuğu. Yok üstte de Ermeni. Üstte de mi? Çünkü eskiden kalmış kafamda da. Yok o da Ermeni. O da Ermeni. Onun üstte. Tamam. Alt üst bu katın Ermeni. Onun çocukları düşmüş. Ama bunun senin çocuğun şu odadan dinliyor. Şu kapılar açık dinliyor. Ama onun çocuğu inkarı. Ha, birincisini düş onlar seçmedi dinsizliği. Düşmüş, çıkamıyorlar. Allah onlara fetretten alacak inşallah. وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَثَنْ رَسُولًا Doğru okudun mu Havuz? Dedi ki, yaratan varsa düzel. Biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Bu fetret derece derecedir. Bak, iki Ermeni'nin arasında ders yapıyoruz. Ama onlar ezeli ve ebedi yani iman etmemiş yani etmese sonsuz cehennem ikisi. Bak, fetret var onlarda da inşallah. Ona girmeyeceğim. Ona ait dersimiz var. Fetret yazarsan nur dersini bulursun. Hem de birkaç ders var. Şimdi bak, birincisi düşmüş. O kız çocuğu lisede düştüğü gibi. Ameli değil de fikren de düşenler var. İnsaf namı altına internete giriyorlar. İnkarcılar ne diyor? Zıkkımın kökü diyor. Ne giriyorsun? Ya şu çıplaklar ne yapıyorlar falan bakayım. Bak işte aynı onun gibi. Hani göz böyle bakmak ne kadar. Ya bir bakayım masumiyetini kabul etmez. Masumiyetin gider. Ya ne diyorlar dinlemek? Ne diyorlar ben de bir düşüneyim. Bir ters. Ya ne bu az bakayım hele bu içkiye ya. Ya bütün masum günahlar, bütün günahlar masumiyetle başlar. Merakla. Acaba nasıl bir şey? Bütün günahlar masumiyetle başlar. Kimse günah günahtır, günah olsun diye yapmaz. Günah günah olsun diye yapmaz. Nasıl bir şey ya? Çıkarım ya. Google veya gayrimeşru sitelere ya biraz sonra çıkarım ya. Tamam ya şöyle bir iki dakika takılayım ya çıkacağım ya falan. Bitti. Bir iki girmeden girmemez yapamıyorsan girdikten sonra kesinlikle çıkamayacaksın. Çünkü girmemeye gücü yetmeyenin içerideyken çıkmaya gücü yetmeyecektir. Çünkü plaja gireyim mi girmeyeyim mi? Girmemeye gücü yetmiyorsa girdikten sonra çıkmaya gücü yetmez. Çünkü gücün yetseydi girmemeye yeterdi. Televizyon açayım mı açmayayım mı? Gücün yetmiyorsa açtıktan sonra kapatmaya gücü yetmez. Bu fıtrattır. Ben gaybden bahsetmiyorum. Hepimiz dahiliz buna. Acıyorum be doktorum. Yaram ya. Yaram. O kız çocuklara. Düşmüş ya. Ya. Ne dedi biliyor musun? O gayrimeşru sitelerdeki bu tür filmler diyor, bizim gibi aldatılmış Müslüman kız çocuklarıdır. Bu yola düşürülmüş. Müslüman gençleri de internetle Müslüman kardeşleriyle batırılıyor. Müslümanı Müslümanla öldürüyorlar. Öyle bak. O gavur değil o. Düşürülmüş. İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Hem ikiyi söylüyorum. Hem insandaki nebati ve hayvani kuvveleri akıbeti görmedikleri, düşünemedikleri ve o insandaki letaif-i insaniyeye galip ettikleri için çıkmak istemiyorlar o latifeler, o ister. Ve hazır ve muvakkat bir lezzetle müteselli oluyorlar. Nebati, hayvani, tahayyül, tasavvurumuza mı bakıyor abi? Bir yerde okuyayım da. Burada atıfı yok. Bilindiği için. Ben hatırıma bir yer geldi. İnsanı dinlemeyen latifeler varmış. Telbiat-ı Tisa'da. O lemalardan hariç. Telbiat-ı Tisa'da hatırlayanınız var mı? Sol tarafta ortada. Bak şurada. Şu tarafta. Heh. 452.
diyor ki bu meselenin sırrı şudur ki oraya da geçeyim. Uzun olmasın. Bazı letaif var ki teklif altına giremez. Orla bunu görmemişsinizdir. Lemalardakini biliyorsunuz 75. Bazı letaif var ki iyi dinleyin bu görmemişsiniz. Bazı letaif var ki teklif altına giremez. Girmez demiyor. Giremez. O latife hakim olduğu vakit insana tekalif-i şeriyeye muhalefetiyle mesus tutulmaz. Ve madem insanda bazı letaif var ki tekrar teklif altına girmediği gibi ihtiyar altına da girmez. Hatta aklın tedbirini aklın tedbiri altına da girmez. Aklın diyor. O latife kalbi ve aklı dinlemez. Elbette o latife bir insanda hakim olduğu zaman bunun hakim olmasına ama sen sebep oluyorsun. Önceleri. Ama hakim oldu mu? Elbette o latife bir insanda hakim olduğu zaman fakat o zamana mahsus olarak. Ondan sonra gidiyor. Elhamdülillah. Lemalardakini okuyayım 75. Bu da daha değişik. Hem insanın detayı içinde. Külliyatım ne kadar seçilmiş. Oradan oraya. Tak ne kadar rahat diyoruz. Tak. İstikamete bak. Psikolojimizi nasıl düzeltiyor. Düştün değil mi geçmişteki günahlarını? Kaldır elini şöyle de. Ama bundan sonra diyeceksin. Dur. Hem insanın, burayı da okuyayım de. Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki teşhis edemediğim tespit edemediğim demiyor. Teşhis tespit etmiş teşhis şerh edemiyor. Sade etmiyorlar. Bir iki latife var ki insanda bir daha insanın latifeleri içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Abi iradeyi nasıl dinlemezler? İhtiyar anladın. Aşağı vicdandaki iradeyi de. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Nerede biliyor musun latife? Tahmin et. Latife insaniyete. Heva oradaydı. He? Heva'da mı? Yani bilemiyorum ki. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına da giremezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyorlar. Yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki. Şu an o anda şeytan şöyle diyor. Senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki. Böyle ihtiyarsız batıl şeyler giriyorsun. Sen bunu istedin mi diyor şeytan. Yok. Yaptın diyor. Madem istemediğine göre de yapmak zorunda kaldınsa. Senin dinle Allah ile beraber olmaya istidat ve kabiliyetin yok. Başını diretme diyor melun. Başına değil gülüyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. Yani demek ki kaderin bu. Başına çırpınma o pislikten çıkmaya. Senin kaderin bu diyor. O biçare adam yese düşüp felakete gider. İşte şeytanın evvelki desene karşı burada müminin taassungâhı neymiş? Muhakkikini asfiyenin dusturları ile hudutları taun eden hakaik imane ve muhkemat-ı Kur'aniyedir. Yani muhkemat-ı Kur'ani nedir? Mesela diyelim ki İmam Gazali'den söyleyeyim. Adam intihar etti. Halkın nazarında murttur. Ooo gitmiş. Dur. Nereden biliyorsun? Çin mi öldü? Niçin böyle yaptı intihar etti? Cinnet getirecek.
İmam Gazali diyor ki cinnet geçirmişse cin olduğu nettir diyor. Blok olmuş. Yani adama nasıl hükmediyorsunuz? Zahirde göre doğru. Ama içini bilmiyoruz. Şöyle diyebilir miyiz abi? Mesela bir tane insanın kalbi duruyor. Biliyoruz ki kalp krizinden vefat etti. Ani bir duruş. Yani işte orada da cinler ruhsal boyutuna hakim oldukları zaman hakim olmuş. Ruhu yok ediyor yani. Evet. Ama aslında cin öldürüyor. Aslında cin öldürüyor onu. Onun evet. Ruhunu öldürüyor. Evet. Doğru. İlk önce dimağını öldürüyor. Cinler aşağı inemez. Cinler bak burada. Buraya müdahale edemez. Buraya müdahale edemez. Cin, buraya vesvese. Buraya cinler ve ruh hapisi. Nedir o? Cinler bizim tasavvurumuza sinyal verir. İremez. Sinyal verir. Böyle düşün. Zanlar orada ya. Doktor sana böyle baktı. Böyle düşünüyor. Şöyle oluyor. Mesela dün ben sana bir sesli bir şey gönderdim. Niye? Müslüman suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Tamam mı? Ha, o tasavvuru işletir orayı. Cinler unutmayın. Kalp ve ruhla işi yok. Yapamaz o. Dimağda, sol kulaktan tasavvurumuza, tahayyül ve tasavvurumuza aktif eder. Öyle mi? Yani yoku var etme düşünceleri imal eder. Varı yok etmek değil. Ha, o zaman Muhkemat-ı Kur'an'a diyor ki insan 18 bin alemin hulasayı camiasıdır. Cem-ül cemdir. Cem-ül ezdattır. Şeytan var mı alemde? Onun çekirdeği bende de var. Cinler var mı alemde? Bende de var. Çünkü ben hulasasıyım. Erbağ habisi var mı alemde? Bende de var. Cebrail alemde var mı? Cebrail aleyhisselam? Bende de var. Alemde Muhammed aleyhisselatü vesselam var mı? Bende de var. Alemde Allah var mı? Bende de var. Alemde ben var mıyım? Bende var. Tamam. Herkes burada. Herkes hükmünü, atını yürütüyor. Sen burada dümeni ne? Adam yapıyor. Yapsın, çalsın. Adam dedi ki sordu ya bu arkadaşım benim. Hocam dedi ya yani ben dedi alışmışım. Eskiden ama okumuşuz yani İmam Hatip. Şuradan hasbel mecel hoca olduk. Ya dedi arabalar dedi seçim için dedi tulum çalıyorlar Rize Trabzon'da. Burada çalmıyorlar. Namazdayım dedi. İmam bu. Ya gayri ihtiyar omuzum oynuyor dedi yani. Tamam mı? Böyle ben diyor tutuyorum şöyle ama kendisi gidiyor. Bir şey olmaz dedim ya. Bırak oynasın dedim ya. Mesela ben olsaydım ona şöyle fetva verirdim. Ayakta oynuyor mu? O zaman sıkıntı. Yani ne anla? Ya nasıl olur dedi. Kızardı. Kardeşim bu alemde sihben oturmuyor. Ben niye diyorum? Kardeşim bugün günahsız biraz az günahsız geçmişse bugün de Bediüzzaman çorbasını dersen için bu manalarla meşgulsen kral benim diyorum. Ya tabi selam veriyorum. İstiğfar etmeden yatmıyorum. Allah hamdolsun bir günümüzde iyi geçti elhamdülillah diyorum. Çünkü bu alemde bir şey yapmıyorum. Bir şeyler diyor bana şöyle yaptırıyor. Hiç endişe etme. Başka birileri var ya. Sana rağmen çalışıyor. Böbrek benim aklımla mı çalışıyor? Ben çalıştırıyorum. Ha onlar da böyle işte. Şimdi diyorum ki senin kalbin veya dalağın benim irade ihtiyarımla yani benim iktidarımla mı çalışıyor? Nabzımı ya ben nabzımı hadi sahip değilim ki ya. %90'ı irade harici. Evet harici Allah razı olsun. Doktor işte. Doktor. %90'ı. Kardeşim acayip bir şey %90'ı diye bak. İrade dışında. Kardeşim ben daha tansiyonuma sahip değilim. O alemlere nasıl sahip olacağım ya? Ben şeytana nasıl sahip olacağım? Lan kola vuruyorsun. Vur lan. Bana diyor ki namazda kadın geliyor. Ona kainatta kadınsız yok. Namaz kadınsız olur mu? Çünkü namaz feristedir ya. Kadınsa erkek geliyor. Kimisine para geliyor. Kimisine dolar geliyor. Kimisine çek senetli. O bir tanesi diyor ki ya dedi kaybettim her şeyi. Ya dedi o muhasebeci aradı bugün. Üniversitede muhasebe müdürü. Ya çözemedim dedi. Namaza bir durdum. Keşke daha önce dursaydım. Bir iki saat ona uğraşıyordum. Namazda dedi öğle namazına çözdüm dedi ya. Bundan sonra öyle yap dedim ya. Çözemediğim bir şey. Dua namazını. Ya Rab niyet eyledim. Şu muhasebeyi çözmek için niyet ettim. Dua namazının içerisinde muhasebeyi çözmeye Allah'a ekber. Öyle yok. Kardeşim adamlar yardım ediyor. Sen yeter ki huzurdan kaç.
Ben sana muhasebeyi getireceğim. Sen yeter ki huzurdan çık. Yani öyle uyduruk bir namaz kıl. Ben sana muhasebe değil, her şey fel filmi oynattıracağım diyor. Ya kardeşim kendini tanı ya. Burada ben oturmuyorum. Bu binada siz mi oturuyorsunuz? Bak aşağı yukarısına. Bu binada peki Bakırköy'de siz mi oturuyorsunuz? Türkiye'de siz mi oturuyorsunuz? Bu dünyada siz mi oturuyorsunuz? Kainatta siz mi oturuyorsunuz? Herkes yok mu? Burada da herkes var. Herkesin çekirdeği. O zaman tam rahat ettik ya. Ne yapacağız ya? Ne yapa yapa ya. Sen namazını kıl. Risale'ni oku. Hizbul Kur'an'ı oku. Derslerine git. İmkanı varsa evini derse aç. Birkaç tane alakadar komşularını bul. Yoksa sen oku. Çoluk çocuğunla ustad diyor. Ders yap diyor. Evin bir medrese-i nuri olsun diyor. Her akşam bir yarım saat Allah'a satın evinizi. Allah'a kere satın. Yarım saat çoluk çocuğunla risale oku. Allah'a sattın işte. Kesin ya. 1983, 85-86'da Rüşt abiye geliyordu kim oldu İsmail abi falan. Onun şeyini yapıyor. Ya, akşam bırakıyordum. Şoförünü yapıyordum. Biz geleceğiz tabii 20 küsur yaşına. Yaştı. Hasan kardeş dedi. Buyur abi dedi. Allah hamdolsun. 2,5 saat ömrümden Allah'a sattım dedi. Allah'a sattım dedi. 2,5 saat kalmış. Vay be. Ona biz de arabayı sürüyoruz. Dedim ya ben sen araba sürme bile ona satıyorsun dedi şu anda. Allah adına yaptığın için vay be. Allah'ı biz tanımıyoruz ki. Ne kadar tanıyacağız şuurumuz bundan sonra olsun. Bedenle ruh, buz ile su, odun ile odundaki duman ve nuru ne kadar fark etme şuurumuz varsa Allah'ı da varlık arasındaki ayırt etme şuurumuzun miktarını oluşturuyor. Beden-ruh ilişkisini ne kadar çözdükse, odun, duman ve nur ilişkisini, buz-su ilişkisini ne kadar şuurumuz varsa, varlıkla, varlığın arkasındaki zatı, Zat-ı Zülcelal'i o kadar ayırt etme şuurumuz var. Beden-ruha ne kadar şuurum varsa, Allah'a da o miktarda şuurum var demektir. Çünkü bedeni ruhtan ayırdığın kadar Allah ayağın olur sende. Yani Allah'ı bilirsin de Allah ayağın olur. Allah başka bir şey. Öyle şey değil. Bedende ruhu fark eden ruhun ruhunu da fark eder diyorsunuz. Evet. Bedende ruhu fark eden ruhun ruhu olan Allah'ı fark eder. Çünkü ruhu için diyor ki Allah kulü ruhu min emri Rabbi. Ruhumdan, doğru mu okudum? Kulü ruhu min emri Rabbi. Ruhumdan üfledirdim diyor ruhunuzu. Ruhumdan üfledim sizin ruhunuzu. Ha benim ruhumun ruhu ondan, onun ruhu. Ruhumun ruhu onun ruhu. Ruhumdan üfledim. Ha bedende ruhumu fark edersen ne kadarsa ruhumun da ruhunu fark ediyor. O nispetle. O zaman ben neredeyim? Allah tanıdıkça tanımış oluyoruz. Peki. Allah şu bir iki latife var ya yarabbi. Bir iki latife. Teşhis edemediğim bir iki latife. Hükmettikleri zaman İhtiyar ve iradeyi dinlemiyorlar diyor. Ve günahlara sevk ediyorlar. İnsan inşallah onlardan mesul değil diyor o zaman. O zaman. Allah bizim geçmişimizde bir sürü günahlar var. Ya Rabbel Alemin. O hal o latifelerin hükmettiğini kabul et. O latifelerin altında olduğumdan onları yapmak zorunda kaldım. Allah'ım öyle kabul et ve onlardan hesap sor. Ya Gaffar, Ya Tevvab, Ya Gaffar, Ya Tevvab, Ya Gaffar, Ya Tevvab, El Fatiha.